Den sonra yazdı. Kafayı devletiyle, atasıyla, sultanıyla, ırkıyla ve diniyle bozmuş cerri ve yoksul bir ümmet. Büyük çoğunluğu yoksulluk sınırı altında yaşama mücadelesi veren zavallı bir toplum. Dünyanın en büyük sarayına sahip olmakla övünüyor. Maalesef. Her köşeye heykeller veya minareler dikmeyi marifet sanıyor. Palavralara iman etmekten, aldatılmaktan doymuyor. Hele bayrak veya musaf sallayan kimi görse peşine takılıyor. Güçsüze karşı firavuncu kesilen, güçlüye karşı da köle olup ezilen bir halk. Yıllarca kum basan, deniz feneri, jetpa, yımpaş, bor madeni, erk. Ben şuradan okuyayım, değil mi? Erk, kapris gold, Jetfadıl, Hizmet Hareketi, İsmail Ağa, Menzi, 12 Eylül, 15 Temmuz, Ayasofya, Karadeniz'de gaz, Akdeniz'de petrol, Çiftlik Bank ve daha nice dolandırıcılığın mağduru olmuş cahil bir toplum. 70 yıldır rekor miktarda dini ve milli gaz yedirilerek ahmaklaştırılmış bir halk. Ayağa ayak basıldıktan 54 yıl sonra milyonlarca dolar ödeyerek başkasının uzay dolmuşunda bir koltuk kiralayıp turist oluyor. Ve bunu Türklük, Atatürk, devlet, AKP, Tayyip, hilafet propagandası için kullanmanın ilkel hayallerini kuruyor. 1950'de, 57'de uzaya ilk çıkan Rus astronotun 1969'da aya ayak ilk basan Amerikalı astronotun sözlerini anımsadım. Evet, durum bu. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Işıklandırma kötü. Bu odanın maalesef ışık hakkında geliyor. Bu tarafta bir ışık var.